Anne? Anne? İyi misin sen? Ne oldu, neyin var? Bak bakayım bana. Anne bir şey söylesene ya, korkutuyorsun beni. Ozan. Ha bak, eğer ev için üzülüyorsan artık korkmana gerek yok. Şöyle söyleyeyim, bir şekilde parayı buldum. Hallediyorum yani. Ne diyorsun? Evet. Anne duydun mu beni? Hallettim ev meselesini diyorum ya. Ben evi sattım. Ne? Nasıl ya? Özür dilerim. Özür dilerim. O mu aldı anne? Ha? Amca. Amcana. Peki Çelebi bunu nereden biliyor? Bana telefon açıp Seyri teselli et dedi. Ozan amcanı... Onu alırdı. Yok mu bir çaresi ha Rüya? Yani satış falan iptal ettiremez miyiz? Her şey usulüne uygun. Sana bir şey yaparlar diye korktum. Biliyorum anne, üzme kendini. Ay ben nasıl böyle bir şey yaptım? Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Tamam anne. Sorun yok. Ya sorun var veya yok birader. Bundan sonrası bizim bildiğimiz gibi çözeceğiz. Tehditse tehdit, ya canı ya malı birini kabul edecek artık. Ben artık sıkıldım oğlum bu efendilik mefendilik işinden be. Sonra da hapse. Vallahi orası hiç umurumda değil Haru ya. Ya otur oturduğun yere Ozan. Ya. Ya hayır. Kimse bir yere gitmiyor. Burada gitmesi gereken tek bir insan var, o da benim. Saçmalama sen de Cemre. Saçmalama değil, ne saçmalama Ozan? Ben sizin yanınızda olduğum sürece Çelebi'nin felaketleri başınızdan eksik olmayacak. Ah, yine sardık başı. İlerleyemedik ki. Döndük dolaştık yine aynı yerdeyiz. Ya Çelebi size niye düşman? Ha? Susunca bu gerçekleri değiştirmiyor. Tek bir cevabı var. Benim yüzümden. Seher Hanım siz çok haklıydınız. Ben bu eve geldiğimden beri felaketten başka bir şey getirmedim. O yüzden benim sizden olabildiğince uzakta yaşıyor olmam lazım. Yani yapacak bir şey yok, bu net. Tamam üzgünsün. Hepimiz üzgünüz ama sorunumuzun çözümü bu değil. Ne o zaman sorunun çözümü? Direnmek Cemre, tamam mı? Diz çökmemek. Nereye çökecek yerimiz kalmadı zaten Ozan. Ev yok, iş yok. Yok. Kaybettik her şeyi. Amcamı kaybettik. Can verdik ya can. Daha kaybedecek bir şeyimiz mi kaldı? Var. Senin canın. Özgürlüğün. Ya zaten problem bir çatıysa nedir? Bir yer buluruz kalacak ya ha? Elimiz var, ayağımız tutuyor yani. Yeniden bir şeyler yaparız. Hem burası yedi kule, kimseyi sokakta bırakmayız biz. Bu herifin istediği tam olarak bu işte zaten. Seni yalnızlaştırmak. Bizi dağıtmak. Bu herif bunu istiyor. Gittin diyelim Cemre, gittin yeni bir ev kiraladın. O evin sahibinin de tepesine çökecek bu herif. Gittin diyelim yeni bir işe girdin. Oranın patronun da gırtlağına çökecek. Yapacak çünkü bu herif bu. Tek başına ne kadar dayanacaksın? O alçağın yanına gittin diyelim ki bile bile. Her gün seni zehirleyeceğini, sana eziyet edeceğini bile bile biz ne yapacağız Cemre? Ha? Ne yapacağız bu evde? Başımızı yastığa rahat mı koyacağız? Çok şükür mü diyeceğiz ya? Çok şükür artık evde evi elimizden alacak kimse kalmadı mı diyeceğiz? Hiç hayatımızdan geçmemiş mi olacaksın? Cemre gitti, dertler bitti mi olacak? Eğer öyle olacaksa vallahi benim suratıma tükürsünler. Suratıma tükürsünler ya benim. Yazıklar olsun bana Cemre. İnsanım diye dolaştığım her güne yazıklar olsun. Ama çok istiyorsan git. Gerçekten çok istiyorsan durma git. Git Cemre.
benim, bizim böyle insanlar olduğumuzu düşünüyorsan git. Ama şunu bil ki beni Çelebi değil sen vurmuş olursun. Bu kadar zaman, bu kadar yaşanmışlık, bu kadar mücadele boşu boşunaymış derim ya. Demek ki boşu boşunaymış. Boşu boşuna ya. Bu koyuyor lan bana. Ozan, dur oğlum. Nereye gidiyorsun ya? Cemre. Bir de sen vurma istersen bize. Olur mu? Zaman toparladık. Yine toparlayacağız. Hani sen babamı söyledin ya. Bir tek ölümün çaresi yok. Bir oradan dönüş yok. Bizden uzağa gidemezsin sen. En azından benden uzağa gidemezsin. Sen nereye ben oraya? Tamam yaz bunu aklına. Ne gelecekse birlikte. Siz o gecik ne yaptım? Ozan! Oğlum nereye lan? Nereye mi kardeşim? Ömer olmaya. O ne demek ya? Ha? Demek ki bu heriflere biraz Ömer gibi davranmak lazım ya. İyi hadi yürü o zaman. Hadi. Ya güzel. Gel. İşin var lan senin burada. Oğlum ne? Ozan ne? Ozan ne? Ulan küründüreceğim lan! Kimi süründürüyorsun lan sen? Önce bir nefes alman lazım süründürmek için. Ha? Bana bak. Bana bak. Buradan beraber çıkacağız. Birlikte tapuya gideceğiz. Ve sen o evi bana geri satacaksın. Ha eğer istemezsen... Buradan elimizi kolumuzu sallayarak gideceğiz. Sana hiçbir şey yapmayacağız. Sonra bir gece yarısı... Muhtemelen sen sarhoş olursun o gece. Buraya nasıl girdiysek öyle. Seni bir kuytuda sıkıştıracağız. Sonra Allah kerim bir kenara atarız. Sonra Çelebiler de cenazene çiçek gönderir. Yürü. Gel. Gel daha bitmedi. Sonra ben de... annemi kandırarak aldığın o evimiz var ya... baba yadigarı olan o evi... İşte ben o evin tapusunu senin mezarına dikeceğim ulan. Kararını ver amcaefendi. Ya beraber tapuya gideceğiz, bu olayı düzelteceğiz. Ya da... Ya da... Dur. Ben o evi çoktan Çelebi Kaya Beyliğe devrettim zaten. Neden lan? Ha? Neden lan? Neden ulan şerefsiz? Niye yapıyorsun lan bunu? Niye yapıyorsun ulan bunu? Ha? Niye yapıyorsun lan? Neden? Kaç paraya satıyorsun amına koyayım sen kendini? Ha? Kaça satıyorsun lan kendini? Ha? Bunları almak için mi? Ha? Kaç para ulan? Kaç paraya satıyorsun kendini? Ha? Bunun için mi? Ha? Ulan! Hop. Sen ne yapacaksın bunu ya? He? Yerinde olsan polise hiçbir şey söylemem. Dinliyor musun beni? Böyle yere tükürülmeyle bir adamın suratına tükürülmesi arasındaki farkı anlayabilecek bir adam değilsin sen. Bak sana bir kere söyleyeceğim şimdi. Bana bak! Bir kere söyleyeceğim sana. Eğer kardeşime bir şey olursa, bak kardeşim diyorum anlaman için. Eğer kardeşim bir daha hapse girerse, anasının gözü yaşla dolarsa, evine bir daha polis gelirse, seni öldürürüm. Tamam mı? Şimdi git kimi istiyorsan ara. Tamam mı? Karar sen.
Güneş. Kızım. Gelme baba. Seninle gelmeyeceğim. Seni götürmek için gelmedim bir tane. Özledim. Sana eve kadar eşlik edeceğim. Müdür Bey'den de izin aldım. Babanla gidebilirsin Güneş. Hem sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Annenle sana bir ev aldım. Ne evi? Şimdi oturduğunuz evi. Gerçekten mi? Hepsini mi? Hepsini. Hadi gidip anneye de sürpriz yapalım. Ozan abiler çok mutlu olacak baba. Eminim olacaklardır. Baba bizim ev yan sokakta. Biliyorum bir tane. Ama annesiz de değil. Hadi bakalım. Sen de haklı. Geçmiş olsun Seher Hanım. Güneş. Anne. Size sürpriz yapmak istedim. Defolup gidin buradan. Ozan görmesin sizi. Sizi de doldurmuşlar. Ya sen ne kadar yüzsüz bir adamsın artık. Git, gelme. Git bari, git. Güneş'ciğim, sen anlat istersen. Ha? Beni dinlemiyorlar. Anne, babam bize ev aldı. Aşkım. Ne oluyor lan? Çelebi! Ya gel Ozan, gel. Ozan sakın. Tam zamanı. Ulan sen bu kadına dua et. Yoksa seni burada gebertirdim bak ha. Ne yapacaksın lan ha? Bu maymunlarla mı korkutacaksın bizi? Ömer lütfen. Şu an karşımdaysanız benim insaniyetim. Ben izin verdiğim için. Oğlum yürü git lan buradan. Ne biçim adamsın lan sen? He korkak herif. Bu korumalar olmadan çık benim karşıma. Hadi. Gözü karalık aptalların işi. Benim değil. Sahi Ozan. Hani sen kimseyi sokakta bırakmaz? Bizim sorumluluğumuz kimseye ait değil. Yeter artık git. Git yoksa polis çağıracağım. Çağırın. Yardım etmek istediğim için beni suçlayın. Sokaklarda kalmana gönlüm razı olmadı sevgilim. Ma. Anne taşınmamıza gerek yok. Burayı beğenmeyeceğini tahmin etmiştim. Seni evimizde bekliyorum. Sana da Güneş'e de bir tek ben bakabilirim. Sadece ben. Seni de hastalıklı sevgini de istemiyorum. Git buradan. Sen adam ol tek çık benim karşıma. Evini kaybetti. Artık malın da kalmadı. Bir tek canın kaldı. Ayağını denk kaldı. Vallahi kimin daha önce canından olacağı hiç belli olmaz ya. Zaten senin bir sıkımlık canın kalmış. Kuş gibisin. O canı da ben alacağım sonunda. Valizini elinin altında tut. Sana söz veriyorum. Perşembe günü boşanma davamızdan sonra geceyi benim yanımda geçireceksin. Ne
Gel. Bir şey yok. Dönecek miyiz eve anne? Hayır. Hayır. Tamam işte. Sakin olun. Olayımız belli, kararımız kesin, netiz. Sen de davana gideceksin. Nasılsa Çelebi'nin davayı uzatmaktan başka yaptığı bir şey yok. Ha. Çocuğun velayeti de bende. Güneşim de yanımda. Ya bırakın Çelebi kendi derdine yansın. Bak biz bir aradayız. Yıkılmıyoruz da bu kadar. Tamam, şimdi ne yapacağız? Ev boşaltıyoruz. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Hadi yazıyı ayarlıyorum. Hadi oğlum tren geliyor. Hadi lan sizinle. Ozan. Serhan.
Hadi gidelim. Ömer eşyaları depoya gönderdi mi? Gönderdi. Hazır her şey aşağıda. Tamam, ben eksikliği kalmasın dedim. Bir bakayım. Evet. Sen iyi misin? Bağını. Ama siz nereye giderseniz abim peşinden gelecek. Peşimden. Peşimden gelecek öyle mi? Keşke gelmese Cemre. Keşke peşimden gelmese abi. Ozan dur! Ozan! Sanki yakalayamayacağım. Seni bir yakalayayım var ya, yakalayamazsın beni. Ben senden daha azım. Böyle yüreğimde hapis içindeyim. Burada böyle hapishanedeyim. Ama dedim ki, istedim yani, adalet için savaşırsan dedim, iyinin yanında olursam, bir haksızlığı çözersen, biri için şöyle küçücük bir hayrım dokunursa, küçücük olsun, önemli değil. Dedim ki iyi bir insan olurum. Suçlamam kendimi. Olmadı. Oldu. Yapamadım. Senle.
Ozan, Emre, hop. Hadi ne oldunuz ya? Geldik. Ömer. Çok iyi bir komşuydu. Helal olsun. Evlerinden doldular. Çok iyi bir komşu. Güle güle. Helal olsun. Helal olsun. Çok iyi bir komşu. Ah Berencim, niye öyle diyorsun, hakkını helal et falan? Mahallemizdeyiz zaten. Kısa bir süreliğine böyle oldu. Sonra çıkacağız evimize. Sen öyle diyorsun. Öyle. Şimdi hadi. Ne yapıyoruz? Ya bir şey diyeceğim. Gelin bize gidelim. Daha rahat edersiniz. Çiçon konuştuk bunları. Yok canım. Şimdi Thomas'ı daha fazla zor durumda bırakmayalım. Tamam. Kardeşim. Nedir hareket planımız? Yani şimdi şöyle, bu kadar adam bir eve sığmayız. O yüzden bölünerek çoğalacağız. Tamam, ne yapalım, nasıl yapalım? Ne yapıyoruz? Güneş'le ikiniz bana geliyorsunuz. Tamam. Aynı sen de biliyorsun İsmet teyzeleri. Rüya, sen de bana gelirsin. Sen oğlum. Vallahi kusura bakmayın, ben en kral yere gidiyorum ya. Uzun mekandayım. Kıskanmak yok. Nasıl olsunlar? Öfkeli, yorgun ama bir arada. Keşke sen de orada olsaydın. Onlara yardım edemedim. Bir de yüzsüz yüzsüz Çelebi'ye karşı nasıl kaybettiğinizi görmeye geldim, bir diyecektim. Onlar seni suçlamıyor ama, hiçbiri. Ben kendime kızıyorum ama. Çaresizliğime, Çelebi'ye karşı boyun eğişime. Sen boyun filan eğmedin. Yani bir süreliğine en azından, Atlas için. Yarın velayet duruşması varken başka bir şansın yoktu. Teşekkür ederim. Niye? Yoldaşlığına, dostluğuna, evlat. Evlat oluşuna. Alo. Beni arıyor musunuz Tomris Hanım? Avukatınız aradı. Ara dedi. İsmail Bey, siz misiniz? Doğrudur. Damadınızın foyasını ortaya çıkartacak tek adam. Sen bana birkaç ay ver. Hı? Sadece birkaç ay. Üç hafta. Şimdi size yazacağım adrese gelin lütfen. Size çok karlı bir teklifim olacak. İşler nasıl gidiyor kardeşim? Gayet iyi. Sağlam bir temel devraldı. Biliyorum, dedemin yadigarı. Ben de üzerine koymaya devam ediyorum. Yeni yatırımlarım var. Öyle mi? Ben niye bilmiyorum? Henüz geliştirme aşamasında. Yarın da yeni bir ihaleye gireceğim. Zaten sen de duymuşsundur. Yerinde olsam girmezdim. Şirket kâr etmesin diye mi? Yok. İhaleye vereceğin teklifi 10 yılda çıkaramazsın onun için. Bence benim başarısız olmamı istediğin için. Aile şirketimizin üstün yararını gözetiyorum.
Senin aksine koltuk değişti diye yapatmamızı istemiyorum. Afiyet olsun. Sana da oğlum. İskender, abinin deneyimlerini sakın göz ardı etme. Ona olan hırsından yanlış adımlar atma. Anlat. Tomris Hanım sözünü tutuyor hala. Cemre Hanım'larla bağlantıya geçmedi. Cemre ile Güneş şimdi nerede? Patronun evindeler. Akşamüstü Güneş Hanım'la beraber oraya geçtiler. Ozan ve annesi bir komşudalar. Rüya Hanım da Ömer'e geçti. Ömer. Baktım konuşarak olmayacak. Ben de ne yapayım artık? Sürpriz yapayım dedim sana ya. Sen ne ara yaptın bunları? Ha, o da meslek sırrı. Diyeceğim ama aramızda hiçbir sır olmadığını konuştuğumuz için hemen itiraf ediyorum suçumu. Sen Cemre'lerle birlikteyken yaptın. Çok güzel görünüyor. Benim tek sırrım sensin. Sırladım mı seni? Seni çok seviyorum. Bir mukabele. Küçük. Ama senin kızın. Evet, benim. Buyurun. Şöyle buyurun Rüya Hanım. Şunu da vereyim sana. Üşüme bir tanem. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Buyurunuz efendim. Şunları da hemen alayım. Ama bir tane şuradan. Öpmek şartıyla efendim. İyi mi? İyi. Ben de elime geçeyim. Evimize hoş geldin Rüya Hanım. Evimize. Evimize? Ben senin yanında zaten hep evimde gibi hissediyorum. Onu sen bir de bana sor ya. Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? Şöyle göstereyim. Balık. Şu ufaktan bunları manlatmaya başlayayım artık. Şöyle atayım. Bu da balığın evi. Oo, koy koy. Bak tek dolduracağım, sonra yamulmak yok, tamam mı? Elimden geleni yapacağım. İyi bari. Peki. Bu da evin çatısı. Şerefine. Ömrüm. Bize.
Ne yapayım? Uzun'a gidiyordum. Evet, gidecektin. Niye gitmedin? Işığı gördüm. Pervane misali bir baktım, buradayım. Sonra seni gördüm. Penceredesin. İçime bir ferahlık doldu Cemre. Sonra o olduğum yerde sonsuza kadar kalabilirmişim gibi hissettim. Bir adım bile istemeden. Sen yapma. Ne yapıyorum ki? Yapma. Söyle, ne yapıyorum? Beni sevme. Neden? Korkuyorum. Neden? Ozan. Peki. Ama şunu bil ki kabullenişim korkudan falan değil. Biliyor musun, benim başka korkularım var Cemre. Mesela bir tanesi bizim alt kattan taşımanızda. Artık nasıl korktuysam yani cümleten hep beraber çıktık evden. Sonra konuşurken gözlerimin içine bakmandan korkuyorum. Alışırım diye korkuyorum. Bir gün o gözlerin yoksa ne yaparım diye korkuyorum. Ama asıl en çok neyden korkuyorum biliyor musun? Seni kaybetmekten korkuyorum. Bana sırtını çevirirsen, çekip gidersen, beni bu mahallede böyle bir başıma yapayalnız bırakırsan diye çok korkuyorum. Yaktığın ışığa uzaktan bakamazsam. Cemre. Ben. Seni birdenbire değil, usul usul sevdim. Uyandım bir sabah gibi değil. Öyle değil. Hasan. Bir şey deme. Bana bak yeter. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Hı? Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Thank you.
Efendim. Nasılsın? İyiyim. Araştırma yapıyorum. Neyle ilgili? Hapishanede nasıl evlenilir diye. Sen? İdare eder. Ben şey için aradım. Bugün güzel bir gün olacak da. Senin için. Neyden bahsediyorsun? Bir dışarı çıkar mısın Çiçek? İskender gene neyin peşindesin? Çiçek lütfen benimle bir dışarı çık. Bak eğer yine bu bir oyunsa... Oyun falan yok. Dışarı çık. Lütfen. Tamam. Şikayetini geri çekmiş. Canım. Kendine gel. Vicdan azabıydı, bitti gitti. Özledim seni. Ben de seni çok özledim. Hadi gel. Nasıl? Güzel burası değil mi? Kirasına göre değişir. Ne kadardı? Aylık 6.000 lira. Kaç? Aylık 6.000 lira. Oldu. Tamam. Teşekkürler. Hayırlı işler. 6.000 dedi. Saatler olsun. Sağ ol çiçeğim. İyi kurulamamışsın. Hemen seni görmek istedim o yüzden. Dur dur. Hı? Sakin. Atlas gelecek şimdi. Kapı açık. Ya asma suratını. Bir şey soracağım sana. Sen bu İskender şerefsiz şikayetini niye geri çekti biliyor musun? Yo. Nereden bileyim? Hayır yani yaralı parmağı işemeyen bir adam. Niye böyle bir şey yaptı anlamadım. Kim bilir? Hem artık zaten ne önemi var? Sen çıktın ya, benim için önemli olan o. Orası öyle. Bundan sonra bizi hiçbir şey ayıramaz. Ayıramaz. Çiçeğim, yangından öncesine döneceğiz. Hemen Antalya'ya gideceğiz. Sana aldığım evde yaşlanacağız. Ama... Ama ne? İstemiyor musun? Hayır, istemez olur muyum? Tabii ki istiyorum. Ama yani... Atlas, Tomris Hanım, onların bana... Çiçek, bak onların sana ihtiyacı yok. Benim var. Ben hapiste bunların hayalini kurarak yaşadım. Yani burada bir dakikadan bile fazla kalmaya tahammülüm yok artık. Tamam? Hemen gidelim. Tamam, hemen. Nereye istersen gidelim. Çiçek. Buyurun. Ben duruşmaya gidiyorum. Affedersiniz, uygun muydunuz? Yok, buyurun, buyurun. Duruşmaya gidiyorum ben de. Tomris Hanım, müjdemizi isteriz. Biz Antalya'ya gitmeye karar verdik. Aa, öyle mi? Çok sevindim. Yani ani oldu benim için biraz. Bilmiyordum. Biz de zaten yeni karar vermiştik. Birkaç güne gideriz. Birkaç gün mü? Tabii karar verildi artık. Beklemenin anlamı yok.
İkiniz de mutlu olmayı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. İhale için son teklif sunumunuzdaki rakamlar olacak İskender Bey. Bu çok yüksek bir rakam. Ama ihale almamız için bu şart. Yarın da yeni bir ihaleye gireceğim. Zaten sen de duymuşsundur. Yerinde olsam girmezdim. Aile şirketimizin üstün yararını gözetiyorum. Kararım değişti. Bu ihale benim eskisi kadar ilgimi çekmiyor artık. İskender Bey, uzun vadede çok karlı bir yatırım bu. Kararım kesin. Bu ihale girilmeyecek. İsmail nerede? Yolda. Birazdan burada olur. Anneciğim, şu davadan sonra bir görüşelim diyorum. Atlas'ın sende kalması için günlük bir rayiş belirledim. Onu konuşalım. Bundan sonra sana bir lira bile yok. Artık paranı yedik öldeki serserilere de heba edemeyeceksin Tanrısı. Sokağa gideceğine, damadına gitsin. Yani çöpe atarım daha iyi. Erken konuşma istersen. Açtığın dava ışık hızıyla sonlandığında Atlas'ı Bülent evine götürmesin diye bize yalvaracaksın. Hiç sanmıyorum. Hı? Tanığım da geldi. İsmail Bey'i tanımıyorsun tabii değil mi? Bülent'in kumar senetlerinin sahibi. İşlediği say say bitmez suçlarının şahidi. Kusura bakma, ben senin kadar yasalara hakim değilim tabii ama emin olduğum bir tek şey var, o da içeride tanığım konuştuğunda velayetin kaldırılmasının önünde sadece bir duruşma olacak. Davacı Tombis Üstünoğlu. Davalı Bülent Mahire. Beni durdurabileceğini mi sandın sen? Şurada var. Aa. Ya biz istediğimiz fiyata bir şeyler bulamayacağız galiba, zorlamasak mı? Gel gel gel, bir bak şuna. Nasıl görünüyor? Yani yeri falan güzel aslında ama yani çok iş var içeride. Ya elimiz tutuyor, yaparız bir şeyler. Buyurun hanımefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, siz mi ilgileniyorsunuz? Ben ilgileniyorum, nasıl yardımcı olabilirim? Kirası ne kadar buranın? 1750 TL hanımefendi. Pazarlık? Sizin için küçük bir şeyler yaparız. 1400. Yani şimdi içinde çok iş var dükkanın. Yani bu zamanda boş kalacağına. Doğru. Maksat boş kalmasın. Tamamdır. Kabul. Bir de içeriden bakalım. Tabii tabii. Buyurun. Vallahi abicim, dediğim gibi yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Bizim de satış işi artık yalan oldu. Ne yapalım? Başka bağır artık. Kararını değiştirirsin artık. Eyvallah. Sağ ol. Yine de teşekkür ederim. Görüşürüz. Eksik olma. Görüşmek üzere. Geçireyim seni. Gel abi. Vay vay vay.
Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Biraz ciddiyet lütfen. Hayatta yapacağım ilk yüz yüze iş görüşmem bu. Sana hayatımdaki en ciddi lafı söyleyeyim mi? Söyle. Şu zamana kadar gördüğüm en güzel kadın sensin. Ya ama şu çizmeler olmadı gibi hissediyorum. Ya başka ayakkabım yoktu ama bir içime sinmedi. Bence güzel olmuş bir tanem. İşte ne güzel, siyah siyah siyah. Gayet şık. Spor. Güzel işte. Hayırlı günler. Halacığım gel buyur. Merhaba kızım. Merhaba. Sana bir şey diyecektim ama. Buyur anacığım söyle. Ben otobüsü kaçırmayayım o zaman. Hayır ya, senden gizli bir saklı yok. Bir tanem gel. Dün gece İsmet'teydim ya. Tamam, kötü bir şey mi oldu? Hiç iyi değildi. Ne diyorsun ya? Evet, yani bu böyle gitmez. Zeynep'i bulmak lazım. Dün İsmet'e de söyledim. Nuh diyor, peygamber demiyor, aramıyor kızını. Diyorum ki... sen mi arasan acaba Zeynep'i? Belki annesinin durumunu öğrenirse... kalkar gelir diye düşündüm. Hani ben arayıp sorayım diyeceğim. Bilmiyorum ki nerede oldun. Hem arasam bile bakalım benim sözümü kâr edip dinleyecek mi? Sen anlarsın onun dilinden Ömer. Sen ararsan belki düşürür o burnunu da kalkıp gelir anasının başında durur. Vallahi anacığım. Sevaptır be yavrum. Ha? Ama tabii gelir gelmez o da onun bileceği iş. Tamam, tamam anacığım. Ne yapalım? Ya, ay Allah senden razı olsun Ömer'im. Sağ olasın. Sen de sağ ol anacığım. Bir şeyler iç. Yok, gideyim hadi. Gideyim, gideyim hadi. İyi, tamam. Sana hayırlı işler. Bir şey olursa ara beni. Kızım. Tamam, ara. Tamam. Dur, yolcu edeyim seni. Gel. Sağ olasın evladım. Geç bir. Hadi, sağlıcakla hadi. Kal. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok sevgilim, bunda yüzü düşülecek bir şey yok da işte yani ne zamandır aramamışım, sormamışım, ne bileyim yani. Telefonu yok mu? Ya bir tane numarası var da kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyorum ki. Ne yapıyorsun? Deneyip görelim o zaman. Ama benden çekiniyorsan... Bir tanem, senden çekineceğim bir durum var mı şu an? Yani. Ara o zaman. Yani yaşlı başlı kadın bilsin kızı ne halde olduğunu. Ezberinde mi? Eski numara olduğu için ya ben unutmam ki böyle şeyleri. Mesela ilkokul numaramı da hatırlıyorum. 397, ortaokul 663. Tamam tamam, bir şey demedim. Tamam. Hoparlörü açıyorum. Aklına bir şey gelmesin diye. Ya ne münasebet, gören de beni kıskanç biri zannedecek. Ha kıskanç değil misin zaten? Senin ikisi böyle mini minnacık ufacık kıskançlıklar canım zaten. Dengemi bozma. Değilim kıskanç. Dur tamam. Çalıyor. Bakalım ama. Acaba senin adını gördüğü için mi açıyor? Ha oldu. Ben o günden bugüne kadar 100 kere numara değiştirdim. Bir tane. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyorum. Sinyal sesinden sonra telesekretere mesajınızı bırakabilirsiniz. Alo Zeyno. Ben Ömer. Şey, İsmet teyze için rahatsız etmiştim seni de. Geçenlerde düştü İsmet teyze. Bizim de sonradan haberimiz oldu. Şimdi Seher teyze geldi, onun yanında kalıyordu o. Dedi durumu iyi değil. Ben de sana söylemek istedim yani, bir haberin olsun. Belki gelip bakmak istersin falan diye. Hani bende kalmasın. Sen bilirsin, istersen gel bir gör. Eyvallah. Söyledik. Amma gerildin. Ya bunda gerilecek ne var bir tanem yani? Bundan da bunu mu çıkarıyorsun? Ay benim aptal aşık olma hiç niyetim yok. Ama benim seninle her şey olmaya niyetim var. Buna ne diyorsun peki? Ne oldu? Telefon. Çiçon. Canım neredesin? Ömer'in dükkanındayım ben. Sen iyi misin? Sesim bir garip geliyor. Gelince öğrenirsin. Sabret biraz. Tamam, görüşürüz. Artık gideceğimizi söyleyeceksin değil mi bu sefer? Evet, merak etme. Bu sefer her şey planladığımız gibi olacak. Canım, görüşürüz. Görüşürüz. Gel. İskender Bey.
Açıkçası bugün hepimiz şaşırdık. Hangi konuda? Bugünkü ihaleden Çelebi Bey için çekildiğimizi bilmiyorduk. Onun için çekildiğimizi kim söyledi? Bugünkü ihaleyi o almış. Sizin haberiniz yok muydu? Her şey daha bitmedi değil mi? Hala bir şansımız var. Aptallığın sayesinde bütün şansını kaybettin. Hakim ikinci duruşmada kararını verir. Atlas'ın velayetini kaybettiğini düşünebilirsin. Ama bitti. Ödemenin kalanını dava sonuçlandıktan sonra alacaksınız. Uygundur. Peki, iyi günler. Size de. Çelebi. Kaybetmek sana çok yakıştı. Hiç uslanmayacaksın. Senin gibilerin duracağım yeri söylemesinden hoşlanmıyorum. Buradan çıkınca ne yapacağım biliyor musun? Cemre'yi arayacağım. Ona ev tutacağım. Sakın Tomris. Beni artık Atlas'la tehdit edemezsin. İkinci duruşmada torunumun vesayetini alacağım. Ev bakmak için harika bir gün. Yani işi var ama yani halledemeyeceğimiz bir şey değil. Şuraya tezgah koyarız. Yok. Orada olmaz tezgah. Orası şey yapar, kapatır. Buranın tezgahın yeri güzel aslında. Bunu belki ne bileyim ben biraz daha uzatırız. Belki bir kapı koyarız arkasından. Asma katı da güzel. Sen bu işlerden anlıyorsun. Azıcık mimarım. Güzel havalarda dışarıya masa sandalye de atarız. İşte yaza girelim de sen bakarsın. Sen derken? Alo Tomris. Ha Cemre. Birazdan seni bir emlakçı arayacak. Ne emlakçısı? Yeni evini gösterecek. Ne demek o? Hani sana Çelebi'ye karşı biraz zamana ihtiyacım var demiştim, hatırladın mı? İşte o zaman geldi. Artık Çelebi beni Atlas'la tehdit edemeyecek. Nasıl oldu bu? Anlatırım sonra. Şimdi beni iyi dinle. Emlakçı arayacak seni. Sana birkaç tane ev gösterecek. En beğendiğini seç. Bütün masrafları ve kira bana ait. Ama Tomris. Lütfen. Ne olursun. İtiraz kabul etmiyorum. Bunu kabul et Cemre. Biraz olsun içim rahatlasın. Lütfen. Beni çağırtmışsınız. Çelebi Bey, iyi misiniz? Tomris hayatının dersini verdiğim zaman iyi olacağım. Bu meseleyi kökünden halletmenin zamanı geldi artık. Seni bırakıp gidiyorum diye bana kızmıyorsun değil mi? Asla. Sen mutlu olunca ben de çok mutlu olacağım. Hayallerinize kavuştuğunuzda. Seni çok özleyeceğim ama. Antalya'ya gidiyorsun diye benden kurtuluyorsun sanma. Seni dünyanın öbür ucuna gitsem de bırakmam ki ben. Ama? Atlas. Tomris Hanım. Yani onlar bana bütün bu süreçte aile gibi oldu. Ben öldüm sandım. Atlas benim nefesim oldu. Oğlum gibi. Tomris Hanım annem gibi. Şişt, sen onları terk etmiyorsun ki. Sonunda kendi hayatını kuruyorsun. Sonunda değil mi? 3 ay önce bunu hayal bile edemezdim.
Şimdi gerçek oldu. Çok mutlu ol çiçeğim, tadını çıkar. Canım benim. Hastanedeki usulsüzlüklerin hepsi bu dosyada mı? Evet efendim. Şimal'le intihar eden kadının DNA'sını değiştirenlerle görüşüldü mü? Görüşüldü. Her ikisi de sonuçları değiştirmesi için Tomris Hanım'dan rüşvet aldıklarını söyleyecek. Bana dair herhangi bir his. Yok. İyi. Çok iyi. O zaman gerekli ihbarı yapın. Baş üstüne. Ne olur üzülme. Ben sık sık geleceğim seni ziyarete. Biz de sık sık gideriz. Antalya uçağa bindik mi? 1,5 saat değil mi? Evet. Hem ben sana orada oda hazırlarım. Sen geldiğinde o odada kalırsın değil mi? Atlas. 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 Lütfen bana bakar mısın? Küstün mü bana? Baksana bana bir bakar mısın lütfen? Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Benim canımın içi olduğunu biliyorsun değil mi? Sen bir üzülürsen ben bin üzülürüm. O zaman. Atlas. Gitme. Aslan parçası. Çiçek ablanla vedalaşmaya bugünden mi başladın? Hı? Ben her ay seni ziyarete geleceğim, tamam mı? Söz veriyorum. Atlas. Atlasçığım. Çiçeğim. O daha çocuk. 1-2 alır alışır, merak etme. Atlas öyle bir çocuk değil. O çok hassas, çok derin. Tamam ama bak. Atlas bizim çocuğumuz değil. Senin oğlun değil, tamam mı? Bunu unutma. Merhaba. Tomris Sütün olaydı mı? Evet. Ne için sormuştunuz? Çağırın kendisini lütfen. Sorun ne komiserim? Emniyette öğrenir. Çiçek, ne oluyor? Senin için gelmişler. Sebep? Tomris Hanım, hakkınızda ihbar var. Emniyete geliyorsunuz bizimle. Doğalgazda. 4 oda bir salon. İçi yeni yapıldı. Bina eskidir ama sağlamdır. Evet. Anne, manzarası çok güzel. Evet bir tanem, çok güzel. Çok güzel. Ama açıkçası biz böyle biraz daha küçük, daha uygun bir eve bakıyoruz. Tomris Hanım 6 aylık kira konusunda biraz cömert davrandı. Bu nedenle ben size en güzel evlerimizi gösterdim ama. Öyledir, muhakkak öyledir. Tomris Hanım da öyledir ama ben pek öyle değilim. Nasıl yani? Şöyle, şimdi sonuç olarak 6 ay sonra buranın kirasını ben vermek durumunda kalacağım. Benim de öyle bir durumum yok. Yani Tomris Hanım kadar cömert olamayacağım bu durumda. O yüzden biz başka evlere bakarsak iyi olur. Anladım. Olur. Anladım. Tamam, teşekkürler. Hadi canım. Bebeğim ne oldu? Karnın acıktı mı senin? Karnın acıkmadı.
hoş geldiniz. Ne demiştik? Gerçek su gibidir, illa akar, bir şekilde yolunu bulur. Er ya da geç. Çok sessizsiniz, bir şey söylemeyecek misiniz? Neden burada olduğumu bilmiyorum. Emin misiniz? Bildiğim kadarıyla bir suç işlemedim. Ve o zaman kimliği belirsiz bir genç kızın cesedini kendi kızınıza aitmiş gibi göstermenin suç olduğunu bilmiyorsunuz. Ne oldu, niye şaşırdınız? Tomris Hanım, elimizde deliller var. Hepsi bu sabah kimliği belirsiz bir kişi tarafından bize iletildi. Belgelerdeki bütün tahribatlar, değiştirilmiş DNA raporları. Üstelik bunları yaptıranın siz olduğu da ifadelerimizde var. Sizi dinliyorum. Avukatımı istiyorum.